Alo Yonca. Senden bir şey yapmanı isteyeceğim. Guru bu akşam müşterimizle bir iş yemeğine gidecek. Senden bunu Ömer'e duyurmanı istiyorum. Ama iş yemeği gibi değil. Özel bir randevu gibi. Dinle şimdi beni. Hı hı. Anladım Gülfem Hanım. Tamam tamam. Kaşta nerede olacaktı randevu? Siz hiç merak etmeyin. Saat 7 demiştiniz değil mi? Halledeceğim ben. Arayacağım sizi. Evet Yonca. Efendim Gülru. Aa, ya kızım sen aç söyle babama. Ya ben nasıl uydurayım şimdi mesaisi uzamış falan diye. Kime ne gideceksin sen? Akif Bey de kim ya? Ha. Gülfem Hanım da gelecek mi? Ha iyi tamam. Ay Gülru sen de var ya. Yani bir olaylar olaylar bitmiyor vallahi. Tamam tamam hadi. Ha bana bak. Nereye gideceksiniz bu arada? Ha, saat 7'de. Tamam. Ay hadi ben kapatıyorum şimdi. Bay bay. Kusura bakmayın. Ömer Bey, saat 5 randevunuzu hatırlatmak istedim size. Hastanız arada 5-10 dakika kadar gecikecekmiş. Tamam sağ ol. Ne yaptın Yonca? Hallettim Gülfem Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Ömer'in duyduğundan eminsin. Eminim. Yüzü bayağı bozuldu. Güzel. Tam olarak söylediklerimi yaptın değil mi? Benim adımı da geçirdin. Evet. Dediğiniz gibi Gülfem Hanım gelecek mi dedim. Ama cevaba göre bir şey demedim. İyi iş çıkardın Yonca. Aferin sana. Bunu unutmayacağımdan emin olabilirsin. Evet. Vakit geldi. Çok üzüldüğünü biliyorum. Ama o kıza bu kadar güvenme Ömer. Onu daha yeterince tanımıyorsun bile. Efendim Gülfem. Ömerciğim. Ben de evde tek başıma keyif yapıyordum. Seni arayayım dedim. Uğrasana bana biraz. Kahve içeriz beraber. Sen eve mi geçtin ofisten? Evet evet. Sen gittikten hemen sonra çıktım. Halsiz hissediyorum biraz kendimi. Bu akşam çıkmayacağım. Gülfem Hanım da gelecek mi? Ha, iyi. Akif Bey de kim ya? Merhaba Akif. Merhaba. Arkadaşını daha önce görmemiştim. Biz de Akif'le yeni görüşmeye başladık. Halide, Gürru çocukken büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sormuş. Tek istediğim o podyumda Gülfem Hanım'ın karşısına çıkabilmek. Başardığımı. İyi olduğumu herkesin önünde onun ağzından duymak. Ben büyüyünce Gülfem sipahi olacağım demiş. Bana dair benimle ilgili her şey ve herkes onun için o kadar önemli ki. O kıza bu kadar güvenme Ömer. Onu daha yeterince tanımıyorsun. Ay Gülru sen de var ya yani bir olaylar olaylar. Nereye gideceksiniz bu arada? Saat 7'de. Alo. Ömer. Alo. Ha, efendim. Hat
düştü sandım. Senden ses gelmeyince. Gülfem sen dinlen. Benim biraz işim var. Tamam canım, görüşürüz. Bakalım neler olacak. Gülfem Hanım'ı arasak mı acaba? Normalde hiç geç kalmaz o çünkü. Trafiğe takıldı herhalde. Arıyor. Gülfem, neredesin? Biz geldik. Akifciğim, kusuruma bakma lütfen. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Üşüttüm galiba. Duyuyorsun işte canım. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ben gelemiyorum. Siz Gürrü ile toplantıyı yapın. Kararlarınızı ben yarın değerlendiririm. Geçmiş olsun. Ne yapalım? Peki. Gürrü'ye tamamen güvenebilirsin. Bakma sen onun genç olduğuna. Çok yetenekli bir kızdır. Sen öyle diyorsan yarın görüşürüz. Görüşürüz canım. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Umar Bey. Buyurun. Yemek almayacağım, bara geçeceğim. Tabii ki efendim. Ne oldu? Toplantı bize kaldı. Gülfem topu bize attı. Ama senin hakkında da çok güzel şeyler söyledi. Öyle mi? Söyle bakalım küçük hanım. Gülfem'in bu kadar güvenimi kazanacak ne yaptın? Hem bana da tüyo vermiş olursun. Bilmem. Yani dediğiniz gibi güveniyorsa hakikaten bana ne mutlu. Hadi bakalım. Yeni projemizin şerefine. Ne oldu, beğenmedin mi? Yo, ben size ayıp olmasın diye bir yudum aldım ama ben pek içmem normalde. Lütfen rahat ol. Almanların bir lafı vardır. Kadehin içinde denizde olduğundan çok daha fazla insan boğulmuştur derler. Yetenekli danışmanımın bu olmasını istemem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.